Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, Sektörler Arası İstanbul turumuza Fatih'ten devam ediyoruz. Ve sizler için otomotiv sektörünün nabzını tutuyoruz Fatih'te. 70'li yıllardan bu yana bu sektöre hizmet veren Köroğlu Otomotiv'e konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Osman Köroğlu bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgi verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Osman Köroğlu'nu tanıyorum lütfen. 28.11.1955'te Rize'de doğdum. Evet. Aşağı yukarı 52 senedir İstanbul'dayım, Fatih'teyim. 41. senedir bu meslekte iştigal etmekteyim. Maşallah. Devam ediyoruz işte. Allah'a çok şükür. İnşallah devam. Nesiller boyu da devam edelim. İnşallah çocuklarımız da burada çalışıyor. İnşallah devam eder. Artık ekonomi şartları neyi gösterir bilemiyorum ama inşallah iyi olur. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz? Şimdi burada oto lastiği satıyoruz, çelik jant satıyoruz, servisini yapıyoruz, söküp takma ayarlarını yapıyoruz. Yani müşterimize bu sektörde böyle bir hizmet veriyoruz. Evet. Peki sektörün zorlukları, sıkıntıları var mı? Varsa çözümleri neler? Sektörün şeyleri var tabii, zorlukları var. Bir kere insanlarımız, yani araba kullanan insanlarımız lastiğin önemini henüz kavrayamadılar. Evet. Çünkü lastik gerçekten çok arabanın altına önemli bir konum tutuyor ve çok tehlikeli bir sürece gidiyor lastik. Çünkü insanlar lastiği alırken zorlanmakta oluyor ama lastiği önemsemiyorlar. Yani ayakkabıyı önemsiyorlar, lastiği önemsemiyorlar. Halbuki lastik insanın hayatı. Arabanız ne kadar konforlu, ne kadar lüks olursa olsun, eğer lastik iyi olmadığı müddetçe, kaliteli olmadığı müddetçe hiçbir şeye yaramıyor. Yani lastik çok önemli. Peki lastik kalitesi ne tür sıkıntılar var? Bakın, lastik, kaliteli lastik belki pahalı olabilir ama lastik saniyede insanın hayatını kurtarır. Allah'ın izniyle. Yani bu çok önemli. Lastiğin kalitesi çok önemli. Peki kalitesini nasıl anlarız? Ya zaten dünyada kaliteli isimli lastikler belli. Bunların arasında zaten rekabet var ama zaten insanlarımız kullandığı zaman lastiğin kalitesini görüyor. Ama dediğim gibi hele şu devirde biraz şartlar ağırlaştığı için, ekonomi şartları da ağır, fiyatlar pahalı. Bu da biraz insanları şu anda zorluyor. Bir insanlar alabora durumunda ama inşallah zamanla artık düşer mi, devam eder mi? Alışacağız inşallah. Yapacak bir şey yok. Doğru. Peki mevsimine göre lastik kullanmak önemli mi? Çok önemli. Şimdi insanlar lastiği, yaz lastiği var, bir de kış lastiği var. Yaz lastiği haliyle yazın veya yağmuru karşılar. Kış lastiği de insanlar hep karı, buzu, ne derse karı gördüğü zaman korkuyor. Hemen şey diyor, bir yağmurdan değil bir kardan şey diyor. Halbuki kış lastiği 7 derecenin altında eksi 40 dereceye kadar donmuyor. Özelliği de farklı. Onun için kış lastikte takmakta fayda var. Ama dediğim gibi ekonomi şartlar biraz bunu engelliyor. Bir de ticari arabalarda var, hususi arabalarda yok. Bunu ben çözmüş değilim. Bu yanlış bir uygulama. Bu yanlış zaten. Bu hepsine yavaş yavaş artık olması lazım. Eğer insanlar hayatını düşünüyorsa, rahatlığını düşünüyorsa, hani düzeni olarak gerekli olan bir şey bu esasında. Yani trafiğe çıkan her aracın tabii can güvenliği açısından dikkat edin. Ya şimdi insanlar tamam, kendisi lastiğini almaz, eski lastiği kullanır ama kendinden iş bitmiyor ki. Karşıdakinin de hayatıyla oynuyor. Bu yanlış. Bunun gereken yani tedbirlerin alınmasına fayda var yani. Evet, güvenlik için böyle. Tabii canım ya, bu araba o kadar kolay değil. Yani çok şey isteyen bir şey yani, dikkat isteyen bir şey ve çok da tehlikeli. O zaman izleyicilerimizi sizin aracılığınızla uyaralım bu konuda. Ya esasına diyorum ya, esasına iyi olur ama işte dediğim gibi biraz sıkıntılar var. İnşallah düzelir yani. İnşallah. İnşallah. Tabii burada montajını yapıyorsunuz değil mi? Montajı, servisini yapıyoruz. Yapmasak zaten olmuyor. Yani mecburu müşteri bu hizmeti istiyor. Evet. Peki ürünler garantili mi? 2 sene zaten Türk Standartlar Enstitüsü garantisi var. Bu devlet garantisi var. Yani ben kendi markamdan olarak konuşayım. Pek arızamız yok. Yani bir Bridgestone lastiği ailesi olarak, Dayton ailesi olarak bir sıkıntımız yok yani, çok şükür. Yani eskiye göre çok daha ilerideyiz yani. Peki
Ofis'te Köroğlu Otomotiv'e başarılarını devam ediyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Fatih'te Köroğlu Otomotiv'deydik. Efendim sizler için Osman Bey'le güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar, hoşçakalın.